Arkadaşlar, bu çizimde iki şey göstereceğim. Yaklaşık bir 20-25 dakika sürecek. Özellikle şu saçı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bu fotoğraf, bak şu fotoğrafta şunları görüyor musunuz? Bak şu, bu telleri. Bunu aynısını burada çizimde nasıl yaparız onu göstereceğim. Ama ben bir tane hatalı bir kalem kullandım. Siz de kullanmayın diye çizimi de iptal etmedim. Hemen onu göstereyim. Koyu yerlerde şunu denedim bir. Daha önceden denemiştim ama ısrarla işe yarar mı diye bu çok koyu şu gözde, şu burun deliklerinde, şu orta çizgide biraz daha şöyle karaladım. Bir denedim. Dağıtacağım. Çok umudum yok ama. Şöyle bir dağıtıcı yapayım. Ucunu sivri yapalım. Tamam. Şöyle bir dağıtalım bakalım. Yani dediğim gibi bunun yerine kömür kullansam daha iyiydi. Bak, sesi duyuyor musunuz? Berbat bir ses değil mi? Ama tonu işte biraz güzel. Bak şuraya biraz vurduk ya. Şuraları da biraz hafif hafif dağıtayım. Şuraya da. Şöyle aslında dereceli kalemle karışınca sanki bir iyi bir ton da çıkıyor ama çizgene denemeyin. Şu an basıncı öyle bir ayarlıyorum ki azıcık kaçırsak çizim batar. Şu dudağı şunu değiştireyim. Ucunu görüyor musunuz ne hale geldi? Öyle bir kalem işte. Şöyle değiştiriyorsunuz. Temiz bir sivri elde ettiniz, tamam? Aslında şu şeyi yok edecek bir şey var biliyor musunuz? Şu beyaz soft hafif şöyle değdireyim. Hani bilardo oynarsınız ya. Bu ıstakan ucunu tebeşirle şöyle karıştırırsınız kayma olmasın diye. Bir nevi onun gibi bir şey. Tamam. Şöyle hafif tonu açılıyor ama olsun. Güzel dağılıyor. Şunu alta sürelim. Sonra yine siyah yaparız. O hatalı kalemin şeyinden bir kurtulan, bir daha da bulaşmam ben ona. Şuradan şöyle kömürle geleyim, şöyle böyle dikkat edin. Şurası bozuk, yani dudak buradan geçmiyordu. Şimdi bu doğrusu, tamam. Hem bu hataları düzeltelim. Saçı en son 2 dakikada yaparım, yetiştiririz inşallah. Bak şu dudak araları var ya. Minik minik şöyle, yine o berbat kalemle yapmıştım. Yine ıstakayı sürelim buraya. Kurtarmaya çalışalım. Değişik bir ton çıkıyor ama ya silerim, ama şimdi silersem alttan iz kalacağını bildiğim için uğraşmıyorum. Bu şekilde şuradan azıcık siyahlık alayım. Şöyle bir çatlak dudak havası verelim.
Şöyle bir düzeltirsek çizimi kurtarırız. Bu kalem var ya, şunu not alın, böyle yerlerde kullanmayın bunu. Karbon, Alman markasını boş verin. Şöyle, serisi de bu. Şimdi ben bu çizimi kurtarırım. Evet, onu kurtarırız da. İyi ki buralara değdirmedim. Şöyle biraz koyu yapacağım arkadaşlar. Gölge vermek istiyorum. Şurada da var ya bak. Biraz şöyle gidelim. Bir de şu. Şunu biraz belli edelim. Biraz var. Burası zaten saç olacak ya. Saç olacağı için şuradan şöyle güzel ton alayım. Şu kuyruk iyiymiş. Şöyle yapalım. Şu göz altını biraz koyu yapıyorum. Tamam. Şöyle hafif. Umarım videoda görüyorsunuz. Güzel bir gölge çıktı burada. Şuradan da bir şey indirmek istiyorum. Şöyle hafif ama çok bastırmadan. Gördünüz mü? Bu çizgiye dikkat edin. Bu ifadeyi ve benzerliği etkiler. Çizgi. Tamam. Bir de şunun karşılığı şuradan. Fotoğrafta çok belli belirsiz ama ben biraz belli yapmak istiyorum. Böyle değişik hüzünlü bir hava veriyor. Şöyle. Gördünüz mü? Şuradan da biraz şöyle kaynaştırayım. Şöyle biraz ağlamaklı oldu değil mi? Daha iyi. Buradaki ifadesi biraz değişik ama ben böyle yapmak istedim. Hem ifadeyle ilgili de bir deneyim olmuş olur bizim için. Tamam. Şurayı şundan geçip sileceğim ya. Şöyle aralardan. Yine ufak tefek kalsın çatlak gibi. Ama silmek istiyorum. O kalemin hatıralarını görmek istemiyorum. Şuraya da ufak tefek şöyle çatlaklar atayım. Şuraya da ışık vereyim şöyle. Biraz gerçekçi olsun değil mi? Saça birazdan geçeceğim. Az bir yüzünü toparlayayım. Şuradan koyuluk alıp şuraya biraz daha vermek istiyorum. Gördünüz mü? Bak buradan alıyorum. Azaltıyorum. Tekrar buraya geliyorum. Sanki iyi bir burun oldu ya. Böyle kalsın. Şurayı da birazcık şöyle belli etmek istiyorum. Şöyle. Bu da ifadeyi değiştirdi biraz. Bak şu ifade. Ben aynısını almıyorum. Onu söyleyeyim. Birazcık değiştirelim. Bakayım nasıl bir şey çıkacak. Biraz kaynaştırayım şöyle hiç. Şöyle gerçekçi olsun değil mi?
tane daha yapalım. Ya bundan istediğin kadar yapabilirsin. Şimdi bundaki sorunu bunda yaşamak istemiyorum. Bunu daha dağıtmadım. Bunu azıcık şöyle ıslak tebeşir yaparız ya, onun gibi yapacağım. Şöyle yapacağım. O sesi duymak istemiyorum. Aslında şu ışık sanki iyi gibi. Değil mi? Şuna da yapalım mı? Bence bu ışık iyi kalsın. Değişik. Bu ışık böyle kalsın, hoşuma gitti. Şimdi ufak tefek işleri var ama ben hızlıca saça geçeceğim. Şuraya da bir ışık atalım. Dursun. Zararı yok, cezası da yok. Kalsın öyle. Şimdi ben kömürümü alayım. Şu saçı görüyor musunuz? Bak, kömürüm burada. Şuradan sürttüm. İyice sipsiyah, tamam mı? Önce şu hattı bir, şurada bir kıyafet varmış, tamam mı? Çene değil. Bu tarafta da görüyor musunuz? Onu bir ortaya çıkaralım. Hatları bir çıkaralım, sonra saçın detayına geçeceğim. Basit bir teknik göstereceğim size. Çok gerçekçi bir saç olacak. Kısa sürede. Şuradan gelsin. Şöyle bunu çevireceğim. Şöyle yaptım arkadaşlar. Çünkü şu sınırı taşmamam lazım. Şuradan şöyle. Tamam. Şöyle gelsin. Şurasında biraz şöyle siyah yapalım. Bazı kazak giydiririz ya. Sanki yakışacak gibi duruyor. Şöyle de saç gelsin. Aslında burada el falan var ama o eli yapmayalım. Şu saç şöyle gelsin. Şuraya bir kazak gibi bir şey yaparız. Böyle desenlerde var ya. Şurayı da doldurduk mu? Sonra saçı tel tel yapacağım, tamam mı? Bu kömürü biliyorsunuz. Krate Kolo'nun 49500 serisi kömür. Sıkı takipçilerim bilir. Şimdi bunu boyadık. Şöyle bir şey çıktı. Şunu bıraktık. Elimizde battı. Şu üstündeki fazla tozları bile hafiften geçiyorum. Hafif ama çok bastım. Şöyle, tamam. Şuraya koyuyorsun ya, ne olacak? Biraz daha şöyle gelsin istiyorum, taşsın. Sonuçta Türkan şuraya şuradan şöyle gelsin ya, şöyle. Değil mi? Şimdi bu üstündeki şeyi döküyorum, tozları.
tefek birleşmelerin var ya, kaynaştıracağım. Şu gölge, yani gölge gibi düşünün, tamam. Şöyle. Şöyle bir şeyler, tamam. Şimdi saça geçiyorum. Sürede 16 dakika olmuş. Olsun, YouTube'da olduğu için sorun yok. Önce ana telleri çıkarayım. Şurada şöyle. Bak şöyle başladım. Bunun ucu sivri. Bu arada yönünü beğenmedim. Değiştireceğim. Bak şöyle kestim. Şöyle geleceğim için şunun altta kalması gerekiyor. Minik detaylar ama arkadaşlar bunlar önemli. Biraz önce böyleydi. Böyle yapamazdım. Şimdi altı aldım. Tamam. Birinin söylemesi ne güzel. Yani normalde işte bunu ayarlam söylemediğin zaman belki yıllarca şu ters şekilde çizmeye çalışıyorsun. Ya ben bildiğim her şeyi eksiksiz anlatmaya çalışıyorum, anlatacağım. Çünkü ben de o yollardan geçtim. Kimse hiçbir şey söylemiyordu. Devlet sırrı gibi sanki. Yazıyorsun, diyorsun burada hangi kalemi kullandığını söylemiyor. Daha değil böyle yavaş çekeyim falan anlatma. İşte böyle hızlandırıyorlar, bir dakikada şov yapıyorlar. Tek tek anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu ana şeyler çıkarayım. Şöyle bir tane, şöyle biraz. Şöyle koyu kalsın biraz. Çok bastırmayın. Şöyle hafif geçin. Gölgede kalıyor ya. Hızlı bir saç çıkarma tekniği bu. Şimdi bu taraf şöyle. Şuradan biraz da şöyle büyük dalgalar aldım. Şöyle. Şimdi bu tarafa geçeceğim. Bu sefer yönü şöyle yaptım. Aşağıda kalmasını istiyorum. Sivri kısmı var ya. Tamam. Şu birleşim yerleri önemli. Şuralar var ya. Daha dikkatli geçiyorum. Şimdi şöyle çeviriyorum. Şöyle biraz değişik dalgalar gitsin. Değişik bir saç oldu. Güzel oldu sanki biraz. Bu duruşu yakalamak da biraz zor arkadaşlar. Bazen çizersin, bir şöyle gider, bir böyle gider. Bak şu an dimdik, güzel oldu. Şöyle araya, hatta şunu bir deneyelim. Aa, güzel oldu. Bak şu teller var ya. Araya şu kuru boyayla atıyorum. Şöyle de. Ama ucu sivri olsun.
Hafif bir şey var. Doku uyuşmazlığı var ya. Ama o bir, güzel bir hava katıyor. Sanki bu teller hani parlıyor gibi var ya. Bak şuraya bak. Pastel olsa yapamazdık. Fixlemediğimiz için. Görüyorsunuz değil mi? Ama kuru boyadan geçebiliyoruz. İfadeyi değiştirdim. Bilerek. Çok yakın ama biraz değiştirdim. Gözü değiştirdim. Burada siyah ben biraz bir şeyler ekledik ya içine. Şöyle değişik bir şeyler. Şuraya bir şey ekledim. İfadeyi değiştirdim. Şu ifade değişik bir ifade oldu. Güzel sanki. Saçı burada saçta bak şöyle bir fazlalık var değil mi? Fark ettiniz mi? Sanki şöyle silsek daha iyi gibi. Değil mi? Şunu da şöyle. Bunlar basit şeyler. Bittikten sonra silersiniz. Şu arada boşluk bırakmamışız. Şöyle. Onlar zor şeyler değil, tamam. Rötuş diyelim onlara. Çok uğraşmayacağım. Çok hızlı bir şekilde bir saç göstermek istedim. Şuraya kazak mı yapsaydık? Ya da şöyle bir şey geliyor ya. Şöyle olsun. Yok, öyle olmasın. Yine kazak kurtardı bizi. Bu şekilde olsun. Bu daha iyi. Bir fon eklemek lazım. Size hızlı bir fon tekniği de göstereyim mi? Çok hızlı. Bak şu bir jumbo kalemin Faber-Castell 9000'in jumbosu ama bu kalınları var ya bu incelerden değil. Onların jumbosu var. Kalındır böyle. Bu onun içi. Kabuğunu soydum. Şöyle bir şey çıktı. Bunun dağılması da iyi diye. Bak şöyle fon yapayım şuraya. Fonu gördünüz mü? Şu fon. Şöyle yarısını yapalım. Bu şöyle kum gibi bir fon oluyor. Bu fonun özelliği ne? Bu fon dağılan bir kalem olduğu için dağılan. O dedim ya Faber 9000'de. Bak şöyle iz bırakmadan dağılır. Gördünüz mü? Dereceleri var. Şöyle düzgün bir şey çıkar. Bunun dereceleri var. Bu B'ydi. İşte 2B yaparsan daha koyu olur. 5B yapsan daha koyu olur. 8B yapsan şunu gibi bir şey olur. Onun dışında bunlara müdahale etmek de kolay. Şöyle şöyle göstereyim. Silinmesi var ya. Şöyle. Fonlar yapabilirsin. Hızlıca üzerinde. Şunlara az bir gölge verdim. Aslında yağmur gibi olur da. O kadar zamanım yok. Bir de hamur silgiyle bir şey göstereceğim. Hamur silgiyi bulursak. Şurada. Bak bunda şöyle fonlar verebilirsin. Hafif flu fonlar. Böyle hani uzakta da arka bulanıkmış gibi.
Durum bu arkadaşlar. Yorumlarda görüşürüz.